Önce ölüyü diriltin. Beden alın. Koruma altına aldıklarınızı tohumlayın. Kör olmadığınızı görüyorum. Gönlü göç koduyla tohumlanan olduğunuza eminim. Karşınıza kim gelirse ölü lanetten gelmiş olur. Ama burası ölülerin diyarı olsa da burada diri olanlar da var. Bunları iyi anlayın. Kontrol insanlıkladır. Emperyal toplantılar düzenlediğinizi görüyorum. Bu emperyal toplantılarda bütünün kötülüğünü yaşama sahra olarak indirmek istediğinizi de biliyorum. Ve şunu da biliyorum ki resmi çalışmalara kaynak olabilmeniz beşere kaide ile ilme kural olup inmenizdedir. Tanrı olmuş olmak, tahdidli olmaktan ötede Hakk'ın kalemi olmak mıdır, yoksa Hakk'a varıp aklın kapısında bütüne hizmetçi olmakla mı? Deli divaneyim dünya için. Ama ben dünyanın ruhu olarak mutlak kuralları da toprağa çekmek istedim. Sizleri buraya bu nedenle çağırdım. Eğer sizlerin rahmi kapınız mutlak olamamışsa kontrolünüz olamadığından değil, olgun sahraları kontrol etme yetinizden dolayıdır. Ellerim ellerinize ulaştı. Yaşamım tahtsız ve ben bütüne hizmet ederken herkesin kendi diliyle, kendi yaşamıyla bütünün gücü olmasını bekliyorum. Muradım şudur ki, olan her neyse, öz göreviniz olarak kök görevinizi tohumlayarak ve mutlak kutsal taht olarak çantanızı bütüne hizmetçilik için kayda almanızdır. Eğer çantanız doluysa umut var demektir. Ama çantanız dolu değilse henüz hakikiyetinize hak olup toprağa tohum ekebilecek durumda olmadığınız anlamına gelir bu. Ben doğanın Kur'an'ıyım. Bugün buradayım ama her anda varım. Merdiven değilim ben, bedenim. Ekmeğin ilmi olan bir teknik kalem. Ama hasatçı. Bugün hasat ilmiyle buradayım. Ortalık karışırsa o karışıklıkta bütün kötülükler aşılır, unutmayın. Benim adım insandır. Ve bitki, hayvan ve her anda var olan tüm sahraları kodlayacak güçteyim. Kanat takmamı bekliyorsanız, bedenim, kelam, hareketim tahtsız ve ben bütüne hizmet eden mutlak olan, hiçbir sahrada kanat takmam. Bunları iyi bilin. Evren evren gezenler, kasalarını boşalttıklarında benimle olma imkanları olamaz. Ama olgun sahraları kodlayanların burada olmalarına imkan tanıyabilirim. Unutmayın ki dert insandır. Ama diri olup da kelamı kalemden ayrı tutan insan. Eğer insan diri değilse kayış gibidir. Her ana ulaşabilir ama hırsı vardır ve kısırdır. Hiçbir sahra onu tohumlamaz. Burada ölü dirilir. Burada mahrek Kur'an olur. Burada tüm insanlık kontrol kurar. Çarık çıkmadan bunlar olmaz. Mutlaka çarığın çıkması gerekir. Çarık ilmin kapısındakilerin sığlığıdır. Eğer o sığlığı kontrol dışı kayıtları kodlamak içinse kat'i olarak bildiririm ki kantarı hakiki ilimle dinleyenleri kodlayarak buraya çekerim. Onlar mutlak Kur'an olurlar ve tarık olanları, tahtsız olanları ve hakiki olanları bilip onların diriliğinin ötesindekileri kasalarında tahtitli olarak kodlarlar. Onların kasalarına aldıkları koruyucu olmak ya da kontrol kurmak için ölü planete kodlanırlar. Ve görevleri, geçişleri ve hakikiyetleriyle genişlerler ve büyük kötülükleri aşmaları
vadiye inip o vadide kontrol kurmaları ve hologramdan öteye varmaları gerçek olur. Saltanatın gücü olarak dünyayı göreve almamız mutluluktur ama ömür sürdüğümüz bu gezegen ekmeğimizdir bizim aynı zamanda. Burada kalem olduk, burada kontrol kurduk, burada mutlak olduk. Ama biz burada ekmek yaparken beşer olanlara da halik olduk. Değerliler, çark hepimizindir. O çark döner ama bize döner. Eğer biz bu dünyada bir diri olup tükenenleri kodlayacak gücü devreye alırsak himaye edebileceklerimiz mutlaka olur. Ama Rahman olmalarını ve hakikiyette rahmi kapıda mutlak olmalarını da isteriz. Ki onların yaradan ve yaratılandan ötedeki tahditli olmayan mutlak kaynaklar olacaklarını da bilebiliriz. Kumanda insandır. İnsanın komutasındaki yaşam hepimizindir. Ama insan her şeyi hak edip de kontrol edemeyebilir. Ve biz o gün geldiğinde ol diyebilecek güçleri devreye alırız. Onlar bedenli olarak gerçek kaynağa inerler ve mutlak kuran olarak her şeyi, herkesi kontrol ederler. Bu kesindir. Dünyanın öz gerçekliğini de size anlatayım. Bunu yazarak vereyim.